Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz birkaç video biraz hızlı, biraz kısa videolardı. Bu videomuz bayağı uzun videolardan bir tanesi olacak, bir aksilik olmazsa. Sizlerle birlikte birkaç tane içeriği aradan çıkarmak için yol alıyor olacağız. Burada ilk olarak hemen doğruya gitmek istiyorum. Little Dungeon bölgesine ışınlanıyoruz. Zamanında açmış olduğumuz bir tane kısa yoldan faydalanıp bir başka özel bölgeye gideceğiz. Şimdi bu bölgeye Dark Souls Wiki sayfasına bakacak olursanız oyunu böyle bitirmeye yakın gitmeniz tavsiye ediliyor. Biraz daha böyle geç gelmeniz tavsiye ediliyor diye ifade ederim. Fakat ben hani build'ımız noktasında, hasarımız ve defansımız noktasında gayet iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Ve daha sonraya bırakmaktansa şu an gidebileceğimiz iddiasındayım. Göreceksiniz ki o kadar da zor bir içerik olmayacak bizler için. Çünkü karakterimizi iyi kastık, gayet güzel bir şekilde o bölgede aradan çıkartabiliyor olacağız. Buradaki kestirme yoldan aşağı iniyorum. Hatırlarsınız belki Path of the Dragon isim verilen bir tane şey elde etmiştik. Emote elde etmiştik. Osirius boss'umuzu kestikten sonrasında Untended Graves'e doğru ilerlerken. O emote'u burada kullanmamız bekleniyor aslında. Buraya geliyorsunuz, karşıya doğru bakıyorsunuz ve burada Path of the Dragon içeriğini kullanıyorsunuz. Biraz beklemeniz lazım. Hemen tetiklenmiyor ilgili aksiyon. Şimdi emote yaptıktan sonrasında bir şekilde buraya ışınlanıyorsunuz. Hani bunun tam nasıl gerçekleştiğine dair lore bilgisi vesaire mevcut değil. Hani direkt ışınlandığınızı düşünebilirsiniz. Bir tür hani yüksek konsantrasyon sonrası ışınlandık gibi yorumlayabilirim belki. Burada özellikle şu an bulunduğumuz bölgede biraz ortamın ışıklarından veya ışıklandırmalarından ötürü yerde bulunan itemları görmek çok da kolay olmuyor. O yüzden belki hani gözden kaçırdığınız itemları görmek için bu videoyu izliyorsunuz. Yavaş yavaş, aheste aheste ilerlerseniz biraz daha rahat bulabiliyor olacaksınız. Buradan Lightning Gem'i elde ettim. Bu arkadaşlar yine kalkanlarla bloklayarak ilerlemek en mantıklısı olur. Hani onu ifade etmekle birlikte Night Shield'dan faydalanalım. Biraz ağır yuvarlarım ama çok dert değil. Aşağı indim. İlerliyorum. Hemen solunda Homeward Bone'lar var. Şimdi sağ tarafta bir tane kestirme yolu açmamıza imkan tanıyacağız. Aslında bir kestirme yolu olacak olan, açmaya imkan tanıyacak ama bir kestirme yolu olacak olan bir asansör görüyorsunuz aslında. Seni nasıl komple unuttum bilmiyorum. Hani arda arda yaptığı saldırıyı bir tur gözlemleme imkanınız oldu orada. Çok hızlı atak yapan karakterler dolayısıyla bir anda canınızı sıfırlayabiliyorlar. Hani o açıdan tehlikeli olduklarını söyleyebilirim. Şu kafalarıyla yaptıkları saldırılar yüksek oranda stamina hasarı vuruyor. Seni öldürdük. Aheste olmak en iyi çözüm. Ve kendilerini öldürdük. Öldürdükten sonra ifade etmesi biraz daha kolay. Geliyorum şuraya. Hemen sol tarafta bir tane boşluk görüyorsunuz. Bu kolu çekmeye çalışsanız da çalışmayacak. Yukarıdan buraya bir tane kestirme yolunuz olacak. Yukarıdan yapılan o kestirme yolun ben çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten yukarıdaki bölgeyi tamamladığımızda aslında bir tane bonfire ulaşıyoruz. Yani buraya tekrar gelmeye pek ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Yine de kullanabileceğiniz uygun bir içerik görürseniz tabii ki faydalanabilirsiniz. Buradan Ember'ı aldım. Şurada bir bonfire'ımız var. Bütün bu düşmanları görmezden gelip koştura koştura bonfire'a gelebilirsiniz. Buradan bu arkadaşı elde ediyoruz. Hani karşı tarafta bembeyaz olduğu için bu beyazlıklarla, itemların beyazlığı da biraz kayboluyor onun içerisinde.
O açıdan zor. Yoksa hani itemları bulmak çok imkansız değil. Şimdi burada yanlış gidiyorum. Sol taraftan ilerliyoruz. Yukarıda devasa bir arkadaş var görüyorsunuz ki. Kendisine karşı dikkatli olun. Bırakın o size ilk bir saldırsın. Genellikle böyle ağır saldırıları vardır. O ağır saldırı herhangi bir tanesini yapsın. Tercihen beni çıldırtmadan bir şey yaparsa çok daha güzel olacak. Ben seni bir aradan çıkartayım dostum da. Burada çok basit bir çiçekle şu arkadaşı öldüreceğiz çünkü. Bu saldırısını yaptıktan sonrasında özel saldırınızı yapın. Sendeleyecektir. Normal bir tane saldırı yapın. Ölecektir. Hani bazen az önce olduğu gibi trolleyebiliyorlar. Görmesi çok zor olan itemlerden bir tanesi bu. Hani gördüğünüzde karşıya baktığınız zaman hiç fark edilmiyor aslında. Ancient Dragon Great Shield'ı elde ediyorsunuz. Hani kullanabileceğiniz keyifli kalkanlardan bir tanesi gibi ifade ederim. Yine buraya şuradaki merdivenleri kullanarak da çıkma imkanınız var. Hani öncelikle diğer arkadaşı ölmek isterseniz. Şuradan yine bir miktar Titanite Chunk elde edeceğim. Bu bölümün aslında ilerleyen noktalarında sınırsız sayıda Titanite Chunk almamıza imkan tanıyacak olan Ash Hızı elde edeceğiz. Dolayısıyla hani envanterinizdeki Titanite Chunk'ları da artık biraz daha rahat bir şekilde harcama imkanınız var. Yine de hani har vurup harman savurmayın. Hani bir miktar envanterde tutmanız belki faydalı olabilir. Çünkü Titanite Chunk'lar tahmin edeceğiniz üzere fiyatları pahalı olan içerikler. Buradan Lightning Clutch ringi aldık. Bizim yıldırımlarla yaptığımız hasarı arttıran bir içerik bu. Elimizdeki silah yıldırım hasarı vuran bir silah olduğu için Lightning Clutch ringi takıp bundan faydalanabiliriz. Yüksek oranda hasar vurmamıza imkan tanıyacak bir içerik oluyor bu. Şimdi burada bir nevi gimmick olan bir ejderha boss'umuz var. İlerliyorsunuz, kendisi geliyor buraya. Geldikten sonra genellikle alev püskürtür. Dilerseniz böyle kendinize saldırabilirsiniz. Hani imkansız bir içerik değil. Ben bir tur göstermek istiyorum aslında vurumuz hasarı vesaire. Hani can barını bir gösterebilirsem çok sevineceğim. Peki. Uçmaya başlarsa altından uzaklaşın. Alt tarafta can barını görüyorsunuz. Hani bir miktar böyle hani canını azaltma imkanımız var. Canını azalta ilerleme imkanımız var. Şimdi ben bu arkadaşı görmezden gelerek ilerliyorum. Kendisini bu şekilde öldürmeniz beklenmiyor. Yıldırım hasarı vuran bir silahımız olduğu için belki bu şekilde öldürebiliriz. Hani çok bir imkansız olmaz. Bu arada kalkanı çıkartalım. Rahat rahat yuvarlamamız lazım buralarda. Yapmamız gereken şey veya yapabileceğimiz bir şey burada dümdüz koşturmak. Düşmanları görmezden geliyoruz. Koşturuyoruz. Arkanızdan bir tane alev geliyor. Hasar alırsınız, almazsınız tamamen size kalmış. Devam ediyorsunuz. Buradan soldan yukarı çıkıyorsunuz. Arkanızdan düşmanlar gelmeye devam ediyor. Yukarı çıktıktan sonra mümkün olabildiği mertebe sağa yapışık bir şekilde gidiyorsunuz. Çünkü bu arkadaş size saldırdığında hasar vurmasın diye. Tabii kendisini göstermeye çalışırken ben yine hasar almış oldum. Buradan koşturmaya devam ediyorum. Karşıda elindeki zincirli olan arkadaş elindeki silahı bize fırlatıyor olacak. Yanından yuvarlanıp geçiyoruz. Koşturmaya devam ediyoruz. Buraya gelince yuvarlanın bir tur. Saldırsın saldırmasın fark etmez. Yuvarlanın bir tur. Yuvarlandıktan sonra merdivenden yukarı çıkın. Şurada kendinize siper ediyorsunuz duvarı. Buradan devam ediyorsunuz. Aşağı düşüyorum. Buradan aşağı düşüyorum. Yazıları okursanız plunging atak at şeklinde bir yorum görüyorsunuz. Az önce yapmış olduğu alev püskürtme saldırısını yaptıktan sonra alev püskürtmeyi bırakıp kafasını yere indirdiğinde veya aşağı indirdiğinde aşağıya atlayarak saldırı tuşuna basıp plunging atak saldırısı yapın. Farklı animasyon anlarında yaparsanız direkt aşağıya düşüp ölebiliyorsunuz. Plunging atağı oyun algılamıyor. Ve plunging atakla da gördüğünüz üzere hani, tak diye kafasına düşüp öldürme imkanımız oluyor. Ejderhayı öldürdükten sonra bir miktar ruh ve Dragon Head Stone isim verilen bu item'ı elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz ejderha item'ları bizler için kıymetli. Çünkü bunlar özel bir karakterin özel bir quest'inde anlam ifade edecek içerikler. Aynı zamanda özel bir oynanış içinde kullanılıyorlar. Ben yeri geldiğinde bunu tanıtacağım. Level up diyorum. Level up dedikten sonra ben Vitality 25'e çıkarmak istiyordum. O yüzden Vitality'yi arttırmaya devam ediyorum.
Yani farklı zırhlara, farklı içeriklere geçiş yapıyor olacağız elbet. Travel diyorum. Dragonkin Mausoleum'a ışınlanıyorum. Şimdi burada ilk iş şunu yapın. Yukarı çıkın. Buradan bir tane karakterin summonlandığını göreceksiniz. Ayağa kalktıktan sonrasında özel saldırıya saldırın. Sonra bir tane daha vurun ve kendisi ölsün. Onu öldürdükten sonra dümdüz karşıdaki düşmana koşturun. Öldürünce Drake Blood Greatsword'u düşürür. Drake Bloodlar Dark Souls 2'de ejderha kanı arayan bir topluluktu hatırlatmak gerekirse. Yani o topluluğun şövalyelerinden bir tanesi. Kendisini öldürüp kullanmakta olduğu silahı aldık. Yukarı katta şu asansörü aktive ederseniz az önce bahsetmiş olduğum asansör kısa yolunu elde ediyorsunuz. Yani ejderhayı öldürmeden önceki bonfire'ımıza giden bir kestirme yolu açmış bulunuyorsunuz. Faydalanın faydalanmayın tamamen sizlere kalmış. Şuradan Lightning Scale'i alacağım. Şimdi burada şöyle kaplumbağası ya kaplumbağımsı düşmanlarımız var. Bu arkadaşlar yuvarlanarak size saldırabilirler. Aynı zamanda ağızlarına alev püskürtebilirler. Buradan Titan Scale'ı elde ettik. Yine buraya şuradan gelmek mümkün. Hani ilk birinci kattan buraya çıkmak mümkün. Şimdi karşınızda bir tane Ancient Dragon görüyorsunuz. Bu Dark Souls 1'de aslında nedir adı? Ash Lake bölgesinde karşılaştığımız ejderhaya oldukça benziyor. Kendisinin önünde Path of the Dragon emotunu atarsanız biraz bekledikten sonrasında Calamity Ring'i elde ediyorsunuz. Dark Souls 1'deki aslında hani Black Dragon Calamity'in kullanmakta olduğu şeydi bu. Nedir adı? Kullanmakta olduğu saldırının yüzüğüydü. Hani tam cümleyi toparlayamadım orada. Saldırının yüzüğüydü. Yani onu da burada alma imkanımız var. Şimdi bu kapıdan dışarı çıktığınızda aslında az önceki boss fight'ı öldürmeden yani daha doğrusu boss fight'ı bitirmeden öncesinde en son çıkmış olduğumuz merdivenin olduğu yere çıkıyorsunuz. Buradan karşı gitmeniz mümkün değildi çünkü orada bir sis kapısı vardı. Şimdi boss'u öldürdükten sonra tahmin edeceğiniz üzere buradaki itemleri lootlamak çok çok daha kolay bir hal alıyor. O yüzden biz boss'u öldürdükten sonrasında buradaki itemleri çıkaracak şekilde ilerlemek istedik. O yüzden buradaki düşmanları öldürmeyip itemlere odamızı vermeyip koştura koştura boss'umuzu öldürdük. Şimdi de itemlerimizi topluyoruz. Yine burada bir trivia içerik olarak göstereceğim. Bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Tamamen bir trivia içerik olarak tanıtıyorum. Bu şekilde buraya düştükten sonrasında varsayalım ki şöyle aşağıya düşe düşe en alt kısma inme imkanınız var. Buraya düştünüz. Geldiniz. Buraya düştünüz. En sonunda buradan aşağı düştük. Hani bir miktar belki Estus Last vesaire kaybediyorsunuz ve aslında boss fight'a girdiğimiz kısma gelmiş oluyorsunuz. Buradan yukarı çıkıyorum. Hani buradaki yazıları falan okursanız da plunging attack falan diye yazıyor. Oyun sizi aslında yönlendirmeye çalışıyor. Ama tabii ki boss fight'la kapışırken yerdeki yazıyı okumak kaç kişinin aklına gelir emin değilim. Karşı tarafta aslında hani Lothric Kalesi'ni vesaire görme imkanınız var. Hani zamanında oralardan da burayı görme imkanımız vardı. Ben yine yeri geldiğinde nasıl ve nereden gördüğümüzü ifade edeceğim. Bir aksilik olmazsa. Buradan Ring of Steel Protection yüzüğünü elde ediyoruz. Bu yüzük takmanız durumunda sizin fiziksel hasarınızı, pardon, sizin fiziksel defansınızı arttırıyor. Buradan dümdüz ilerliyoruz. Saniye. Hey. Yine kalkandan vesaire faydalanabiliriz belki ama biraz daha riskli oynamak niyetindeyim. Yani içeride gördüğünüzde birkaç tane düşman var. Dolayısıyla boss'tan kaçarken bir yandan da bunlarla uğraşmak çok mantıklı olmayabiliyor. Ve boss içeriği aslında alev püskürtüyor. Hani sadece bunlarla uğraşmıyorsunuz. Sadece bunlar olsa gene neyse. Burada sol taraftan ilerliyorum. Lightning örneği elde ettik.
Yine mesela burada plunging attack şeklinde yazmaya devam ediyor. Hani devam et, ilerle, doğru yoldasın. Hani ama buradan değil tadında. Plunging attack atacağın bir yer bul demeye çalışıyor aslında oyun. Buradan Titanite chunk'ımızı aldık. Bunu aşağı iniyorum. Yani boss'u kestikten sonra böyle tatlı tatlı dolaşırken çok böyle kolay bir bölge gibi gözüküyor ama yani boss'la savaşırken veya boss'la uğraşırken bir yandan koşturduğumuz bir bölge olduğunda çok da keyifli olmadığını kabul etmek lazım. Oradan geldik, buradan gidiyoruz. Yine belki fark etmemiş olabilirsiniz boss fight sırasında. Burada yukarıdan bir tane düşman aslında aşağıya düşüyor. Sen genelde yukarıda beklerdin ama. Peki. Yine şurada gözden kaçabilecek olan tezek itemlarımız var. Yani gözden kaçsa da olur belki. Şimdi şu aksiyonu biraz daha rahat gösterme imkanı olacak. Sağa yapışık gitmezseniz gördüğünüz üzere buradan fırlayarak geldiği için burası sizi bir yavaşlatıyor hasar vurduğundan ötürü. Arkanızdan da bir sürü düşman geliyor biliyorsunuz. Bütün o düşmanlarla aynı anda savaşmaya çalıştığınızda tahmin edeceğiniz üzere çok daha zorlandığınız bir süreç oluyor. Bu boss fight sırasında koşturma süreci. Bu şekilde alev püskürtüyorsa arkasına geçip yanına geçip fark etmez. Hemen saldırın. Önce de şu karşıdan alev püskürten bu arkadaşı öldürmek istiyorum. Yine şurası hani az önceki bonfire, yani dümdüz gidersek bonfire'ımızın olduğu yere gidiyoruz. Hani aşağı düştüğümüz için tekrar yukarı çıkmamız gerekmişti. Yukarıdan alev püskürten arkadaşın yanına gidiyorum. Sağımızda bir düşman daha var ama dikkat edin. Aynen. Hani yani kulağınız orada olsun. Ses çıkartıyor nasılsa. Kulağınız onda olsun. Buradan yine Titanite Chunk elde edeceğiz. Bir de bunun tam karşısında neredeyse Lightning Bolt'larımız var. Yine şuradan da yukarı çıkmak mümkündü. Hani alternatif bir rota olarak tanıtıyorum. Hani fark etmez nereden çıktınız. Bence benim çıkmış olduğum yerden çıkın ki öncelikle küçük olanları öldürün. Daha sonra büyük olana odaklanırsınız. Buradan dümdüz bonfire'ımızın olduğu yere gideceğim. İsterseniz ruhları harcamak için Firelink Shrine'in yolunu tutabilirsiniz. Burada dinleniyorum. Ayağa kalkıyorum. Şimdi şu sesi duyduğunuzda bilin ki yine bu arkadaş summonlanıyor. Bu arkadaşı sürekli olarak sol tarafımızdaki karakter summonluyor aslında. Hani onu öldürmediğiniz müddetçe o summonlamaya devam ediyor olacak. İkinci kez öldürdüğünüzde herhangi bir içerik elde etmezsiniz. Yani bu arkadaşı öldürün ki onu tekrar tekrar summonlamasın. Şimdi buradan dışarı çıktığınızda bir tuzak var. Hem item deyip çıkarsanız işiniz iş. Mümkünse gir çık yapıp iki arkadaşı kendinize çekip özel saldırıyı öldürüp ondan sonrasında item alın. Burada bir diğer itemimiz var. Şimdi buradaki item kapının ardında ama item'ı buradan da lootlayabiliyorsunuz. Dragon Slayer Spear'ı elde ediyorsunuz. Ornstein'in kullanmakta olduğu mızraktı bu. Hani onu Dark Souls işte burada elde ediyoruz. Dark Souls işte Ornstein'in lore'u Dark Souls 2'ye nazaran değişiyor. Şuradaki şeylerin içerisinden iki tane totalde mevcut şey oluyor. Karakterler fırlayıp size saldırmaya çalışıyorlar. Dikkatli olun ona.
Oh, manam yok. Ben diyorum niye yıldırım çıkmıyor? Hani az önce lootlamış olduğumuz kalkanı kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere kalkan yüksek oranda hasar bloklayan bir kalkan. Sen müthiş bir detaysın. Ellerine sağlık. Bu sefer buranın dümdüz koşturmayı tercih ediyorum. Samından arkadaşla uğraşmak niyetinde değilim. Hasarımızı arttırarak saldırmak niyetindeyim ki biraz daha hızlı ve mümkünse tek vuruşta hepsini öldüreyim diye. Şu saldırıyla gelecekmiş gibi gelip daha sonra hani vazgeçiyor ya. Gerçekten çok güzel bait. Hop, ölünüz efendim. Şimdi buradan dışarı çıktığınızda solunuzda bir tane düşmanımız var. Arkanızdan bir tane düşman yavaş yavaş geliyor. O yüzden önceliğiniz bu arkadaşta olsun. Kendisi şuradan geliyor. Şu alt taraftaki tahtaların oradan geliyor. Şurada bir merdivenimiz var. Hafif gizli kalmış. Yukarı çıktığımızda Thunderstone Plating'i elde edeceğiz. Yıldırımlara karşı direncimizi artıran bir yüzük bu. Yani bu bölgenin bossuyla kapışırken de işinize yarayacaktır. Çünkü saldırıların büyük çoğunluğu yıldırımlı saldırı. En azından ikinci fazında. Buradan karşıya doğru geçiyoruz. Sağımızda bir tane kertenkele var. Öncelikle onu öldürmek istiyoruz. Buradaki sandığımızı açıp Night Knight Scanner'ı aldık. Şimdi buradan dışarı çıktığınızda ilk olarak şu arkadaşlara denk geleceksiniz. Yuvarlanarak saldırabiliyorlar diye bahsetmiştim. Hani bu yuvarlanmayı çok uzun bir süre devam ettirebilirler. Alev püskürtebiliyorlar diye bahsetmiştim. O da alev püskürme saldırıları. Hafife alınacak karakterler değildir ama çok abartacak karakterler değiller. Özellikle böyle 1v1'de hani stun lock yapabiliyorsunuz çünkü. Ara ara saldırmaya devam edip kendilerine hasar vurabiliyorsunuz. Bunları öldürün, öldürmeyin tamamen size kalmış. Ben bambaşka bir içeriği aslında tanıtmak için çabalıyorum. Debelleşiyorum bu arkadaşlarla. Şuradan yukarı çıktıktan sonra bir başka ejderhanın şu şekilde alev püskürterek aşağıya geldiğini göreceksiniz. Şimdi bu arkadaşı plunging atakla vesaire öldürmüyoruz. Bu arkadaşa normal bir şekilde saldırarak öldürebiliyoruz. Öldürmek zorunda değiliz. Kendisine buradan ok ve yaylarla hasar verebilirsiniz. Ok ve yayla kendisini öldürebilirsiniz. Ben kendisini şu an öldürmeyeceğim. Ama kendisini öldürmeyi tanıtmak niyetindeyim. İlerleyen bir başka videoda kendisini nasıl öldürdüğümü sizlere tanıtacağım. Dilerseniz siz de o şekilde öldürebilirsiniz. Öldürmeniz durumunda Titanite Scale, Titanite Chunk ve Twinkling Titanite elde ediyorsunuz. Bir miktar. Biz burada koşturmak niyetindeyiz. Yani normal silahla da saldırabilirsiniz bu arada. O da mümkün yani. Ona engel bir durum yok. Şimdi burada 3 tane şey var. 4 tane kaplumbağa var. Zigzag yapacak şekilde yuvarlanıp yanlarından kaçın. Buradan yukarı çıkın efendim. Şimdi burada manayı fulluyorum. Manayı fulledikten sonrasında yani isterseniz buff atın kendinize. Çok fark etmez. Hızlı bir şekilde koşturup summonlanan karakteri görmezden gelip buradan yukarı çıkıyoruz ve önceliğimiz bu arkadaşı öldürmek.
O arkadaşı öldürdükten sonra summonlanan karakteri öldürmek istiyoruz. Kendisini öldürünce Rickard's Rapier'ı elde ediyoruz. Yani Dark Souls 1'deki güçlü, hızlı rapier'ların bir tanesiydi. Buradaki şeyi okursanız, hani Path of the Dragon'ı şey yapmak istiyorsanız, hani bu şeyi şey yapma, çanı çalma diye bir uyarı görüyorsunuz. Lütfen çanı ben çalmadan çalmayın. Buradan bonfire'ımı yaktım. Şimdi bayağı bir ruhumun olduğunu farkındayım. Bu ruhları harcamaya gideceğim. Şu an değil. Şuradan bir hop ember kullanmak istiyorum. Şimdi burada eğer benim yapmış olduğum gibi Hawkwood'un questini ilerlettiyseniz kendisini summonlayabiliyor olacaksınız. Ben Hawkwood'un questini bir başka videoda tanıtmak niyetindeyim. Karakter questlerini tamamlayacağım bir video yapmayı planlıyorum. Orada tanıtmak niyetindeyim. Dur artık. Dur artık. Dur. Sürekli aynı saldırı yapma artık. Dur. Şu an bir tık beni gerdiği için geri dönüyorum. Buradan Estus Fast'ımı fullleyip geleceğim. Şimdi Hawkwood'un questini ben dediğim gibi bir başka videoda, bir başka içerikte aradan çıkarmak niyetindeyim. Kendisinden burada yardım alabilirsiniz. Yardım almanızı tavsiye ederim. Burada karşıya doğru giderken onunla birlikte özel bir içeriği aradan çıkartabiliyor olacağız. Ben bu içeriği yapacağım. Bu videoya dahil edeceğim. Fakat bu içerik sonrasında Hawkwood'un questinin geri kalan kısmını bu videoya dahil etmeyi düşünmüyorum. Hani ilerleyen videolarda zaten ifade edeceğim. Dilerseniz sizlerle, benle birlikte orada bu kısmı takip edebilirsiniz. Buradan Ember aldım. Yani bir tur uyarmış olmak istedim ki yani bunun bilgisiyle hareket etmenizde fayda var diye. Yani birazdan summonlayacağım. Şu an summonlamıyorum. Çünkü o kısma gitme aksiyonu daha sonra alacağım. Buradan çıkınca hemen şu arkadaşa birkaç kez vurun, aşağıya düşsün. Yuvarlanma saldırısı yaparsa tabii ki aşağıya düşmeyebilir. Rica edeceğim, ölünüz. Şurada sandığımızdan bir miktar Winkling Titanite elde edeceğiz. Buradan yukarı çıkıyorum. Şimdi Dark Souls'un sevilen, aynı zamanda nefret edilen karakterlerden bir tanesiyle kapışmak durumundayız. Karşınızda Havel. Tam bir ejderha katledicisi karakteri. Kendisiyle kapışıyor olacağız. Kapışırken yüksek oranda hasar vurarak aradan çıkarmak niyetindeyiz. Hani önemli olan şey şu: farklı farklı taktikler uygulayabilirsiniz. Kanama hasarıyla saldırabilirsiniz. İşte yıldırım hasarıyla saldırabilirsiniz. Uzaktan ok veya ile saldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hani ben standart bir şekilde kendisini aradan çıkarmaya çalışacağım. Kolay bir düşman değildir. Diğer Dark Souls oyunlarında olduğu kadar zordur. Hani inanın. Ama şunu da söyleyebilirim. Diğer Dark Souls oyunlarında olduğu kadar fazla da poya sahip değil. Yani biraz daha rahat öldürme imkanınız oluyor. Çok geride kalıyorsun sevgili Havel'cığım. Mümkün olabildiği mertebe canınızı sıfıra tutmamaya çalışın. Yani arkasından geçip saldırma taktiği daha önceki oyunu oynarsanız biliyorsunuzdur. En uygun taktiklerden bir tanesidir. Ama Dark Souls 3'te biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim bunun. Çünkü kendisi gördüğünüz üzere biraz daha OP bir karakter ve biraz daha hızlı aslında diğer Dark Souls oyunlarına nazaran. Ve bu komboya, yani şey yaptığında, sizi getirdiğinde tekrar tekrar vurabiliyor. Şimdi bu poison'u arttırdığı bir saldırı şekli. Poison şu an aşırı derecede fazla. Hani normal saldırılar kendisini sendeletemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Şu tokmağı kafanıza yerseniz o kadar charge'ladıktan sonrasında iyi bir hasar yiyor olacaksınız. Dikkat etmenizde fayda var. Benim nacizane tavsiyem, fırsat buldukça, özellikle kendisi yuvarlanırken veya üzerinize gelmeye çalışırken özel saldırılarınızdan faydalanıp kendisine hasar vurun. Bizim avantajlı olduğumuz nokta bu saldırının geniş bir alana hasar vuruyor olması ve kendimizi çok da risk etmeden kendisini öldürebiliyor olmamız. Buradan Dragon Tooth kullanmakta olduğu silahı ve Havel's Great Shield kullanmakta olduğu kalkanı aldık. Buradan Titanite silahımızı elde ettik. Geliyorum buraya. Şuradan aşağıya düşüyorum. Yani canınız biraz full'e yakın olsa iyi olur. Yani burada ejderhamızın olduğu, o geldiği tarafı görüyorsunuz ama buradan ne yazık ki kafasına böyle rahat bir şekilde atlamanın çok mümkün değil. Yani mümkün mü? Mümkün ama çok mümkün değil.
Şuradan Great Magic Barrier şeyini elde ediyorsunuz. Şu an takas etmediğim için bir müddet envanterinde dursa olur diye düşünüyorum. Oil Sword Fragment. Great Magic Barrier sizin büyüye karşı olan defansınızı yüksek oranda arttırıyor. Şimdi ışınlanarak Shrine Bonfire'a gidiyorum. Elindeki ruhların bir kısmını harcamak için. Hepsini harcamanıza gerek yok. Hani eğer Titanite Chunk'lar almak istiyorsanız videoyu biraz izleyin. Ondan sonrasında gelip gerekirse Titanite Chunk'lar için harcama yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Şurayı 25'e çıkartıyorum. Hani Vitality'miz 25 olsun istiyordum. Buraya geliyorum. Travel diyorum. İlk olarak zamanında öldürmüş olduğumuz... Saniye. Yanlış yere bakıyorum. Lothric Kalesi değil şurası. Ha. Osirius the Consume King'in Bonfire'ına gidiyoruz. Şimdi benim yaptığım gibi Drake Blood Greatsword'u düşüren karakteri öldürdüyseniz kendisinin aynı zamanda kullanmakta olduğu zırh setini burada lootlayabileceksiniz. Zaten buradaki hani sağımızda solumuzda bulunan bu düşmanların az önce keşfetmeye başlamış olduğumuz, yani daha doğrusu bu videoyu keşfetmeye başlamış olduğumuz Archdragon Peak'teki düşmanlar olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bu emote'u aldığımız yerde bu sefer Drake Blood setini elde ediyoruz. Tekrardan hızlı olması adına en son dilenli bonfire ışınlanayım. Drake Blood'lar hani Dark Souls 2'de DLC'de gelen bir topluluktu. Ejderhaların aslında kanlarını almaya ant içmiş, onları bir nevi yağmalayan, onları bir nevi elde etmeye çabalayan karakterlerin topluluğun bir şeyi, bir içeriği. Buradan Old Wolf of Arena ışınlanıyoruz. Old Wolf of Arena ışınlanıyoruz. Konuşamadım orada. Şimdi yine benim yapmış olduğum gibi Havel'ı öldürdüyseniz buradan yukarı çıktığınızda zamanında Stray Demon'ı öldürmekte kullandığımız arena diye ifade edeceğim bölgede Havel'ın setini elde edebileceksiniz. Hemen karşıda parıl parıl duruyor. Yani Drake Blood seti bence lokasyon olarak mantıklı. Çok garip değil. Ama şu arkadaş bana biraz değişik geliyor. Yani Haven setini neden burada lootladığımızdan çok emin değilim. Yorumlarınız varsa dinlemek isterim. Şuradan Coiled Sword'u kullanarak tekrardan Shrine Bonfire'a ışınlanıyorum. Purchase item diyorum. Purchase item dedikten sonra burada satmakta olduğu şu Elloring skalları satın alıyorum. Hani bunlardan faydalanma imkanımız olacak. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Faydalanmak tamamen sizlere kalmış. Geldim buraya. Travel diyorum. Ve az önce keşfetmekte olduğumuz bölgede yaktığımız Great Belfry bonfire'ına ışınlanıyorum. Şimdi burası biraz zorlayıcı olacak. Onun uyarısını şimdiden vereyim. Elloring skalalardan faydalanabildiğiniz çok küçük aralıklar mevcut burada. Mümkünse onlardan faydalanmak istiyoruz bizler de. Şimdi burada Hogwood'u summonluyorum. Summonluyorum ki hem quest'ini devam ettireyim hem de burada bana yardımcı olsun diye. Çok fazla sayıda düşmanla kapışacağız. Hazırlıklı olun efendim. Yani bunların büyük küçük farklı farklı versiyonlara kapışmak durumundayız. Şimdi Hogwood yanınıza geldiğinde mümkünse saldırmazsa bu içerikte kendisini de bufflayabilirsiniz aslında. Hogwood'u hasarından ötürü değil bir nevi tank görevi görsün diye aslında çağırdık. Hani ara ara düşmanları bizden alsın, başka kişilere saldırsın düşmanlar diye çağırdık. Burada bir tane şeyden faydalanmaya çalışıyorum. Hani özel skillimiz sayesinde belki aşırı derece zorlanmıyoruz ama yine de zorlandığımız noktalar elbette ki mevcut. Hani gördüğünüz üzere iki tane düşman var. Hulk mesela burada tank görevi görüyor ki bizler özel skill summonlayarak hasar verebilelim.
Enduring Skull'dan faydalanabildiğimiz nokta, arkadaki bu iki düşmana yakın bir yere fırlatmanız durumunda bir müddet onlar size saldırmak yerine bu Enduring Skull'a odaklanabiliyorlar. Yani anlık bir takılmaları olabiliyor. Değişik bir glitch olarak bir sayfasında bahsetmişler. Ben de burada değinmek istedim. Şimdi buradan yukarı geliyorsunuz. Hani Hawkwood da sizle birlikte geliyor. Buraya geldiğinizde Heart of the Dragon emotunu atıyorsunuz her ikinizde. Bir müddet bekliyorsunuz. Ve Twinkling Dragon Torso Stone ismi verilen bir tane içeriği elde ediyorsunuz. Hawkwood'un aslında quest'i burada tamamlanmış oluyor. Karşıda devasa bir ejderhayı görme imkanınız var. Aslında ona karşı bu emotu atıyoruz. Yani bu önümüzde duran yapıya karşı değil. Hani keşke o ejderha hayatta olsaydı uçtuğunu vesaire görseydik diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi trivia bir içerik olarak yine bahsetmek gerekirse burada zamanında stretch out emotunu attığınızda karakteriniz görünmez hale geliyordu. Yerin dibine giriyordu. Şimdi düşmanlardan kaçarken olur da bu tarafa gitmeye çalışırsanız bu arkadaş var. Hani bu da size saldırıyor olacak. Alev püskürtür üzerinize yuvarlanır vesaire. Mümkünse o yüzden yolun sonuna ya da sağına kaçmamaya çalışın. Hani bir tık, az bir tık önemli. Orada bir şeyimiz yok. Buraya bakmaya gerek yok. Ben dediğim gibi hani Hawkwood'un quest'inin geri kalan kısmını ilerleyen bir videoda aradan çıkartacağım. Şu an tamamlamak mümkün. Arkadaşımızı öldürdük. Sağ olsun Titan Scale düşürdü. Şuradan Dragon Chaser's Ashes'ı elde ediyorsunuz. Bu eşleri teslim etmeniz durumunda sınırsız sayıda aslında Titanite Chunk alma imkanınız oluyor. Yani tabii ki bununla birlikte gelen yeni içerikler var ama en önemlisi bence o. Burada Archdragon Peak bölgesine ait olan aslında temelde içerikleri tamamlamış bulunuyoruz. Ben bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa öldürmediğimiz ejderhayı nasıl öldürdüğünü, nasıl bir yöntem izlediğimi sizlere tanıtarak öldürdüğüm kısımdan başlayacak şekilde buradaki Nameless King boss'umuzu kesmeye gidiyor olacağım. Aynı zamanda Nameless King'in lore'una, hikayesine dair bilgiler paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.